Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi Televizyonu ortak yayınında Gündem Özel'de yeniden birlikteyiz. Gündem Özel'de bugün İzmir Vali Yardımcısı Sayın Cumhur Güven Taşbaşı ile birlikteyiz. İzmir'de özellikle kültür ve turizmi masaya yatıracağız. İzmir'in kültür ve turizmde Türkiye'nin diğer illerine göre nerede kaldığını ve neler yapılması gerektiğini ve yapılan çalışmaları Sayın Valimizle konuşacağız, tartışacağız. Tabii ki Sayın Valimizin bu konuda atmış olduğu adımlar ve çalışmalar da bizim için çok önemli, İzmir için çok önemli. Özellikle inanç turizmiyle ilgili çalışmalar ne konumda? Bu konular özellikle masaya yatıracağız. Evet, hoş geldin Sayın Valim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah keyifli bir sohbet yapacağız İnşallah sizinle. İnşallah güzel bir sohbet olacak. Sizin tecrübeleriniz, özellikle bakanlıktaki göreviniz, genel müdürlüğünüz tecrübelerinizle İzmir'e yansıyanları konuşacağız. Neler yapılacak, neler yapılmayacak. İzmir'i nasıl buluyorsunuz özellikle kültür, sanat, bilim ve turizm açısından? Oradan başlayalım hizmet konusunda. Valla bana sorarsanız şu anda İzmir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. İstanbul biliyorsunuz Türkiye'de bir numaradır işte tarihi ve doğal güzellikleriyle. Evet. Ama İstanbul'un son yıllarda özellikle bu kötü yapılaşma sonucunda, dikey yapılaşmalar sonucunda ciddi şekilde etkilendiğini düşünüyorum. Evet. Nüfusun çok kalabalıklaşması, trafiğin, transferin, ulaşımın insanları ciddi şekilde etkilenmesi, sosyal yaşamın, bu kentsel dönüşüm projelerinin sokaklarda inşaat halinde olması olumsuz etkilemekte ve bunun bir yansıması olarak da geçtiğimiz yıl İstanbul'dan özellikle İzmir'e çok sayıda insanın, ki bunların birçoğunu beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz göç mü oldu? Evet, insanların buraya göç ettiği ortaya çıkmakta. Bu da gösteriyor ki İzmir Türkiye'nin en gözde şehirlerinden bir tanesi. Yaşayan şehir, yaşanacak şehir. Hem göç hem rant. Tabii İstanbul'u bitirdiler neredeyse. Evet. Yani İstanbul sıkıntılı bir hale geldi. Artık herkes daha güzel bir yerde, daha rahat koşullarda, daha iyi şartlarda, daha özgür kendi hayatını yaşamak istiyor. Bu anlamda İzmir güzel bir şehir. Bu İzmir için de bir fırsat. Bu fırsatı nasıl kendi lehimize çeviririz? Onu da konuşabiliriz. Evet, tabii İzmir'e gelip de bir kez böyle İzmir'de imbatı alan birisi hep aklında kalıyor bir gün İzmir'e geleceğim diye. Özellikle emekli olduktan sonra da hep İzmir'e gelip yaşamak istiyorlar, yerleşmek istiyorlar. Bunu da çok fazla görüyoruz. Tabii ki ilk başta siz İstanbul'dan bahsedince beyaz yakalı kişilerin de İzmir'i tercih etmesi de söz konusu olunca hemen aklıma tabii ki konumuzun dışında bir konu kentsel dönüşüm geliverdi. Hı hı. Bu kentsel dönüşümde özellikle son zamanlarda İzmir'de çok ciddi bir yapılanma ve projeler görüyoruz. Bu projelerde 500 konut, 1000 konut, yani İzmir'in hayal edemeyeceği oranlarda projeler ve satışlar gündemde. İzmir'in geleceğiyle ilgili bu yapılaşmanın getireceği sorunlar ne olabilir? İsterseniz Sayın Valim bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii bu çok önemli bir şey. İzmir doğal güzellikleriyle, tarihiyle bence bir açık hava müzesi olacak bir il. Yani ilin tümünü düşündüğünüz zaman ki dünya mirası dediğimiz bir dünya miras listesi var UNESCO'nun. Evet. UNESCO'nun dünya miras listesinde korunması gereken Türkiye'den 17 tane yer var bu listeye girebilmiş. Bu 17 yerden 2 tanesi İzmir'de. Bu önemli bir şey. Yani Türkiye'den 17 yer olup bu 17 yerin ikisinin İzmir'de olması çok evet. Sevindirici. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Efes Antik Kenti, evet. Diğeri Bergama. Evet. Ve Birgi Tarihi Kenti de aday listede. Yani aday listede. Aday listede. Bilmiyorum. O da her zaman şeye girmek için sırada. Birgi de çok güzel ama. Tarihi çok kültürel mirası olarak. Çok evet. Güzel. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizin ve bizim valimizin ortak bir çalışması var. Kadife Kale ve Agora aksını da bu şeyin içerisine kapsam içerisine kapsam alacaksınız. Alıp orayı önce evet. Aday listeye, ondan sonra da kesin listeye sokmak istiyoruz. Şimdi yani bakın bir ucu Bergama'da, bir ucu Kuşadası'na Selçuk'ta. Kadar uzanıyor. Evet. Selçuk'ta. Bu alanın tümü olduğu gibi bir tarih. Nereye kastınız? Medeniyet. Her yerden medeniyet yer. Kuruyor. Evet. Daha evet. Geçen sene Metropolis diye Torbalı'da kazılar başladı. Orada var olan kazılara ilaveten. Koskoca bir şehirde Metropolis'te evet. Çıktı. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Daha ne şehirler var kim bilir. İzmir'de yani bütün dağlarda tarih yatıyor. Şimdi böylesine kıymetli bir eser elinizde. Dünyanın en güzel
denizleri, en güzel koyları bu şehirde. Evet. Tarih bizde, koylar, deniz bizde, en iyi insanlar bizde. Ama turizmden istediğimiz şeyi alamıyoruz. Evet, turizme bu de... da bizim için önemli bir kayıp. Bunu hayır, nasıl sağlamamız ciddi, gerekir? Ciddi bir konu. Niye evet. öyle? Yani Antalya ön plana çıkmış. Neden? Çünkü Sayın Özal'dan sonra, 1980'li yıllardan sonra ciddi tahsisler çıkıldı o bölgede. O tahsisler sonucunda büyük oteller yapıldı, büyük tatil köyleri yapıldı ve Antalya bir turizm merkezi olarak odaklandı. Tabii İzmir'in ve İzmirlilerin de şimdiye kadar kendilerini hep böyle turizmde biz illa turizm kenti olalım diye bir iddiaları da yok. Evet iddia yok, bravo. Öyle doğru bir tespit. İddiaları yok. Evet kesinlikle. Doğru tespit. İzmir şöyle bir şey var, yani işte biz hem sanayi kenti olalım, limanlarımız var, hem tarım kenti olalım, hem de turizm kenti olalım, hem tarih, kültür bir arada yaşasın. Ama burada bir şey yapmak lazım. Yani birini biraz olsa ön plana çıkartmak lazım. Burada turizm bir lokomotif gerekiyor. Ya burada bir bacası sanayi var. Turizm evet, ciddi var. Bir gelir. Bunun da biraz daha ön plana çıkması lazım. Tabii İzmir'in yatak kapasitesi de sınırlı. Çok yani, sınırlı, evet. Büyük otelleri yok. İşte Çeşme'de belli sayıda otel var. Özdere tarafında. Çok fazla sayıda. Kuşadası otel, aksında, evet. Pamukcak kıyısında bazı oteller var. Diğer yerlerdeki oteller butik oteller. Bergama'da olsun, Efes'te, Selçuk'ta, bu bölgelerde olsun. Bir daha turizm yatırımına ihtiyacı var. Pamucak'ta çok önemli araziler tahsis edildi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ama bazı yerlerde mahkemelerde intikal eden dosyalar var. Bunlar çözülürse özellikle Pamucak bölgesinde çok önemli tenis ve golf sahaları. Ciddi bir rezerv var. Ciddi bir golf sahası evet, rezervi evet, var. Evet. Eğer bu golf sahaları hizmete girerse kaliteli turist dediğimiz bol para bırakabilecek. Dünyanın her yerinden akın akın gelebilir. Yani ulaşım da var. İzmir Havalimanı Türkiye'nin en önemli havalimanlarından biri haline geldi. Tamam bazı direkt uçuşlar tamamıyla her yerden sağlanamadı ama ulaşım kolay. Bu iş yapılırsa eğer bu söylediğim yerde büyük oteller, golf tesisleri, inanın büyük takımlar, Avrupa'nın büyük takımları hep devre arasındaki kamplarını Antalya'da kuruyorlar. Evet. Sahalar olursa, tesisler de olursa niye Pamucak'ta, niye Çeşme'de, niye Antalya'da gelip yapmasınlar? Evet, evet. Bunlar da olacak inşallah. Şimdi biraz sonra o turizme, turizmle ilgili konulara gireceğiz. Orada değişik sorular soracağım size de. Benim ilgimi çeken Sayın Valim, valilikte görev dağılımı yapılırken dikkatimi çekti. Özellikle en güzel görev tanımları size verilmiş. Yani bu bir başarı öyküsü mü? O yani bir tesadüf sizin, herhalde. Sizin tabii ki background'unuz da önemli canım. Tesadüf olur mu? Çalışmalarınız artı bakanlıktaki genel müdürlük göreviniz, İstanbul tecrübeniz var vali yardımcısı olarak. Bir de baktığımız zaman en güzel kültür, sanat, tiyatro, opera hepsi sizde. Evet. Yani her şeyi size vermişler. Tahmin ediyorum bunun gerisinde bir başarı öyküsü de vardır. Evet, aksine tesadüf olması da mümkün değil tabii ki. Biz bu konuda sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür peki, ederim. Peki İzmir turizmde özellikle biraz önce atıfta bulundunuz ama şöyle baktığımız zaman turizmle ilgili özellikle İzmir'in şehri eminleri, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, aynı zamanda merkezi hükümet de burada birlikte hareket edip İzmir turizmini nasıl geliştirebileceğiz konusunda bir çalışma mutlaka yaptılar, yapıyorlar. Yeterli değil anladığımız kadarıyla. Nasıl İzmir turizmi gelişecek peki? Yani seri nasıl gelişmesi lazım? Hak ettiği noktada değil şu anda İzmir. Evet. Şimdi bakın şu anda Türk turizmi ciddi bir sıkıntı içerisinde. Evet. Özellikle 2016'dan sonra Türkiye'de... Rusya krizinden sonra değil mi? Rus uçağının düşürülmesinden evet. sonra Türkiye'de sıkıntılı bir dönem yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda bombaların patlaması, Ankara'da bombaların patlaması, İstanbul'da keza Taksim'de bomba patlaması gibi bir takım terör olayları Türk turizmini ciddi şekilde etkiledi. Geçen sene 2016'daki bu 15 Haziran kalkışması da FETÖ terör örgütü tarafından bir darbe hain darbe girişiminden sonra evet, evet. o da çok ciddi bir Türkiye'ye turizmine etki yaptı. O darbe girişiminin ertesi günü bütün oteller boşaldı. Yabancılar gitti, yerliler gitti. Şimdi Türkiye turizminde o günden bugüne geldiğimizde terörden en az etkilenen il İzmir'dir. İzmir'de şöyle geriye dönüp baktığımızda ciddi olarak bir tek Fethi Sekin vakasını görebilirsiniz. O da kendisini kahramanca buradan evet. kendisini riyad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Çoluğuna çocuğuna da başsağlığı diliyoruz. Kahramanca orada meydana gelebilecek çok önemli bir katliamı
kendi hayatını feda ederek önledi. Bunun dışında İzmir'de ciddi bir terör olayı yok. Teşebbüsler oldu ama oldu engellendi. Ama İzmir polisi ciddi bir şekilde bunların üzerine gitti. Bu İzmir farkı mıdır? Bu İzmir ve İzmirli farkıdır. Yani işte valilik, emniyet teşkilatı... Ya İzmir çok şükür yani Allah, nazar değmesin. Evet. İzmir çok güzel bir birliktelik beraberlikten sağlıyor dolayı, bu terörde. İzmir halkı da bilinçli bir halk, eğitimli insanlar. Kendi içlerine bu tür şeyleri çok sokmuyorlar. Ve aydın insanlar, Avrupalı gibi yaşadıkları için her şeyi de Avrupalı gibi düşünüp, yani İzmir'de şüphe çekici davranışlarda bulunursanız hemen sizi bildirirler, haber ederler. Aynen, fark ediyorlar. Fark ederler. Evet, yani doğru, İzmir biliyorsunuz Türkiye'nin en çok göç alan illerinden bir tanesi. Özellikle Türkiye'nin her yerine, hani İstanbul'dan geldi ama baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinden İzmir'e gelen insanlar göç alıyor, var. Evet. Ne oluyor buraya gelince? Bakıyorsunuz şimdi İstanbul'a gelen Mardinliler, İstanbul'a gelen Erzurumlular, İstanbul'a gelen Diyarbakırlılar, İstanbul'a gelen Rizeliler, Gümüşhaneliler kendi kültürleriyle bir araya geliyorlar. Belli yerlerde gettolar oluşturmuşlar. Gene kendi kültürlerini, geleneklerini, örf adetlerini yaşatıp böyle yaşamaya gayret ediyorlar. Doğru, evet. İzmir'in şöyle bir farkı var. İzmir'e gelen insanlar İzmirli gibi yaşamaya gayret ediyor. Niye? Eğer İzmirli gibi yaşamaya gayret etmezlerse İzmirliler onları dışarı bırakıyor. Evet, uyum sağlayamıyorlar. İzmirlilerle uyum sağlamak için İzmirli gibi yaşamak zorundalar. Bu da çok güzel bir şey. Burada soruyorum ben bazı insanlara, nerelisiniz diyorum. İzmirliyim diyor. Adam Mardin'den gelmiş. İzmir. Çok güzel bir şey bu. Yani evet, kendini İzmirli hissediyor. İzmir'i sahipleniyor. Evet. Bu önemli bir şey. Bu turizm için de önemli bir şey. Bu anlamda bu söylediğim gerçekten yola çıkarsak İzmir ciddi bir terör vakası yaşamıyor. Huzurlu bir kent. Tarih elinde. Kültürel etkinlikler var. Tertemiz bir şehir. Ulaşım imkanları dört var. Havalimanı, limanları, deniz limanları. Ulaşımı çok kolay. Dört mevsim yaşıyorsunuz. Kış şartları yok. Bakın bugün şimdi dışarıda güneş var. Bakıyorsunuz 1 milyon ziyaretçi alıyor. 800 bin ziyaretçi alıyor. Yani en peak zaman 1 milyon 200 bin ziyaretçi almış. Ya niye böyle? Bu neden böyle? Bunu niye artıramıyoruz? Aslında şu anki Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda İzmir'in en turizm açısından en fırsatlı şehir olduğu düşünüyorum. İnanın bu çok önemli bir tespittir. Ya bu geriye dönüp bakın, terör yok. Bu söylediğim bütün artılar var. Niye İzmir fazla bir şey alamıyor? Tespit var ama eylemde sıkıntı var. Burada ciddi bir sıkıntı var. Tanıtım sıkıntısı mı bu? Nedir? Burada iki tane sıkıntımız var. Bir, tesisimiz yok. Biraz önce söyledim. Yeterince konaklama yapacağımız büyük çapta konaklama. Yani turizmin olması için üç tane şey lazımdır. Bir tanesi konaklama tesisimiz olacak. Bir tane transferiniz olacak. Doğru, yani uçağınız, yolunuz, arabanız neyse transfer lazım. Öbürü de pazarlamadır. Pazarlama dediğimiz içinde tanıtım da olan satış işidir. İşte bizde transferimiz var. Pazarlamamız biraz zayıf. Ama şeyimiz yok. Ama yatak konusunda eksiyiz. Bu iki konuyu gidermemiz lazım. Yani yeni büyük tesislere ihtiyacı var. Peki Sayın Valim, Antalya'ya baktığımız zaman orada dev tesisler var. 5 yıldız, 7 yıldız. O kadar çok büyük tesis istemiyoruz. Evet. Niye İzmir'e yatırımcılar yatırım yapmıyor? Teşvikte mi sorun var? İşte yani... şöyle, teşvikte tabii o dönemde tahsislerin birçoğu Antalya bölgesinden çıktı. İzmir'de biraz önce söyledim, bazı tahsisler çıkmış ama mahkemelere gidilmesi nedeniyle biraz sıkıntılar olmuş. Türkiye'de de yargıya düşen dosyalar çok çabuk bitmiyor maalesef. Bunların biraz hızlandırılması gerekiyor. Süreç içerisinde. Şimdi bu istinaf mahkemeleri kuruldu. Belki bunlarla yeniden hızlanmaya başlayabilir. Ama gerçekten İzmir'e böyle bir fabrika oteller falan da yapılsın istemiyoruz. Ama hiç olmazsa yapılan otellerin 500 yataklı, 400 yataklı, 300 yataklı, yani bu çapta... Yani butik diyelim artık. Butik oteller biraz da otel olmaz. Yani şimdi uçak kaldıracaksınız bir yerden, İngiltere'den uçak getireceksiniz. Bir uçak... 300-400 kişiye geliyor. Tek uçak 304 ama bir adam tek uçak getirmez ki bir yere. Tabii ki. Bunu sürekli getirmek istiyor. Bunu kaldıracak, dolduracak tesisleriniz olacak. Onun için bunda bir sıkıntı çekiyoruz. Ciddi biraz sıkıntı da var. Biraz da pazarlamada sıkıntı çekiyoruz. Yani nedir pazarlaması? Evet. İşte bunun tanıtımını çok iyi beceremiyorduk şimdiye kadar. Satışını iyi beceremedik. Yani tur operatörleriyle İzmir'in arasında böyle ciddi bir şey yok. Tabii İzmir'in geçmişte Expo gibi kötü deneyimleri var. O Expo olunca bütün İzmir'li sinerjisini, enerjisini olduğu gibi Expo'ya verdi. Aynen öyle yaptılar. O Expo'ya her şey Expo, Expo, Expo. Onu da kazanamayınca sinerji, enerjiyi şimdi
boşta kaldı. Şimdi bu sinerji ve enerjiyi turizme yönlendirmemiz lazım. Expo'da yapılması planlanan projeler aslında Expo gelmeden yapılıp hazır olması lazım. O zamanlar biliyorsun incir altında bir proje vardı ciddi bir şekilde Expo alanı olarak. Ama yatakla ilgili de sorunu çözüyorlardı o proje kapsamında. Orası tabii termal turizm dediğimiz sağlık turizmi için zaten tema da sağlıktı Expo'da. Termal turizm için çok önemli bir alandı. Orada güzel planlamalar yapıldı, projeler yapıldı. Ama tabii o işi tam iyi yapamadık mı ya da işte biz mi yanlış, ben çünkü orada da görevliydim. Bir de tabii bu iş ciddi bir kamuoyu meselesi. Dünya kamuoyunda ciddi bir lobi meselesi. Lobimiz biraz yetersiz oldu. Kaybettik ama her şey bitmiş değil kaybettiyse. Şimdi elimizde dediğim gibi çok önemli bir ürünümüz var. Bu ürünü yeniden pazarlayabiliriz. Bunun için işte İzmir'de geçen sene İzmir Tanıtım Vakfı adı altında bir vakıf kuruldu. Evet. Daha doğrusu eskiden var olan İzmir Tanıtım Vakfı yeni bir tüzükle, yeni bir hüviyetle, yeni bir organ, yeni organlarla yeniden ortaya çıktı. Evet. Şimdi biraz oradan bahsedeyim isterseniz. İzmir Tanıtım Vakfı'nın başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Vakfın içerisinde valilik olarak biz varız. Aziz Bey'in başkanı şu anda. Evet, başkan Aziz Bey. Onun başkanlığında valilik, ticaret odası, sanayi odası, doğal üyeler bunlar İzmir Tanıtım Vakfı'nın. İzmir'deki turizm sektörünün önemli bileşenleri, işte otelciler var konaklama olarak, TÜRSAP var seyahat ajantaları olarak, rehberler var, büyük otellerin ciddi bir oluşum temsilcileri, çok ciddi bir ekip. Şimdi oradan güzel bazı şeyler yapılmaya başlandı. Çalışmalar yeterli mi? Şimdi yeni bir oluşum. İşte bu sene bir film yapıldı şimdi yeni. Bir televizyonlarda görmüşsünüzdür. Geçen sene öncelikle iç piyasaya yönelik, yani Türkiye'nin iç piyasasında İzmir'i tanıtmaya yönelik bir çalışma vardı. Bayağı da başarılı şeyler oldu. Bütün gazeteciler buraya davet edildi, geldiler. Belki siz de takip ettiniz. Otobüslerle gezdiler. Evet, hafta sonu eklerinde yayınladılar. Evet. Bu Türkiye'nin iç pazarında İzmir'in önemli bir yere gelmesini sağladı. Şimdi de aynı şeyi yurt dışında yapmaya gayret ediyoruz orada. Yeni bir İzmir filmi yapılacak. Ve bunlar İngilizce ve hangi büyük ülkede ise Almanya'da Almanca, Çin'de Çin, hangi ülkede yayınlanacaksa o dile çevrilecek. Evet. Tabi bu biraz zaman ve para gerektiren şeyler. Bunlar da herhalde aşılacaktır zamanla. Önümüzdeki süreçte ciddi çalışmalar var bildiğim kadarıyla ama bir koordinasyon kurulu oluşmuş bence. Evet, orada iyi bir kurul oluştu. Ben de girdim o kurula. Daha önce bizden giren arkadaş yokmuş. Yani ben turizme bakmadan önce ilgili vali yardımcısı oraya girmemiş. İşte şimdi ben oraya olunca görev görevdir dedik. Her yere gireriz. Biz her şeyi yaparız dedik. Yani yeter ki İzmir turizmi gelişsin. Bunlar atacak herhalde. Ya biz asker olmaya hazırız. Her yerde askerlik yaparız. Asker bu puanda de, çalışmak her zaman keyiflidir. Tecrübe. Şimdi biraz evvel İzmir'den, medeniyetten bahsettik. Tarihten bahsettik. Fakat şöyle İzmir'in tepelerine baktığımız zaman da hani o Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin vatandaşlar İzmirliyim diyorlar ya, İzmirli gibi yaşamaya alışmaya çalışıyorlar ama yaşam biçimi fiziki anlamda baktığımız zaman da işte o İzmir'in tepeleri denizden baktığımız zaman veya havaalanından İzmir merkeze gelirken hep tek katlı çarpık yapılaşma, işte afa uğramış yapılar var. Bu da turizme çok farklı bir bakış açısı getiriyor. İzmir dendiği zaman akla hemen bu tepeler geliyor. Bunlarla ilgili bir rehabilitasyon çalışması tabii, acil olması gerekmiyor. Evet, bunlar tabii bugünün işi değil. Yani yıllardır bu birikmiş gelen şeyler. Ama tabii Türkiye'de her şeyin yanlış anlaşıldığı gibi kentsel dönüşüm de Türkiye'de tam doğru anlaşıldığını zannetmiyorum. Çünkü kentsel dönüşüm yasal olarak kentsel dönüşüm alanlarının ilan edilerek Bakanlar Kurulu kararıyla çıkan bir olaydır. Doğru, yani doğru. Karşıyaka diyelim, bugün burada yaşıyoruz. Karşıyaka'da bir kentsel dönüşüm alanı olacak. Belediye oraya alanı ilan edecek. Büyükşehir Belediyesi'nin valinin onayıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü'nün onayıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gidecek. Onlar Bakanlar Kurulu'na sunacak. O bölge kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilecek. Ve orada kentsel dönüşüm başlanacak. Nasıl başlanacak? Alanın tümünde sosyal donatı alanlar, kültür alanları, parklar, otoparklar, eğitim yeşil alanlar, eğitim alanları, ibadet alanları, her şey ayrılacak. Konut alanları ayrılacak, planlanacak. Ondan sonra orada ciddi bir yapılaşma başlayacak. Ama bunun
uzun süreli olacağı gözlemlendiği için bireysel yıkımlar yapılıyor. Belediyelerimiz, daha doğrusu müteahhitlerimiz diyelim, kolay çözümlere giderek kentsel dönüşüm değil apartmansal dönüşümü tercih ediyorlar. Aynen öyle. Gidiyorlar evet. Apartmanlara. Biz bu apartman kaç yıllık? 40 yıllık. Buradan işte şey alacağız. Karot. Karot alacağız. Evet. Karotla bu binanın yıkılması gerekir diye karar çıkartacağız. Siz de şöyle katkıda bulunacaksınız ya da biz sizin kiralarınızı ödeyeceğiz. Burası kaç katlı? 4 katlı. Biz buraya 6 katlı bina yapacağız. Sizin paranızı da vereceğiz. 4 katlı binayı yıkıyorsunuz, 6 katlı yapıyorsunuz. Evet. 2 kat daha fazla yaptığınızda trafik, otopark artıyor. Yük artıyor. 2 evet. Katta 2 kişi daha gelecek. Onların 2'şer tane arabası, 4 tane araba olacak. Nüfus sayısı artacak. Aynen. Şimdi öyle. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya hiçbir şey yapamıyorlarsa ada bazında bu kentsel dönüşümü yapmaları gerekir. Ada mahalle bazında değil mi? Yani bu evet. Alanı yapamıyorlar bari. Evet. Hiç olmazsa ada bazında olursa bir yeşil alan çıkar ortaya, bir otopark alanı çıkar. Bunlar giderilmiş olur. Tek belli bir kat verilir. O katı geçmez kimse. Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum ve çok da iyi gitmiyor. Bakın bunun kötü örneği İstanbul'da yaşanıyor. Şu anda şeyde Bağdat Caddesi'nde birçok müteahhit evleri bırakıp gitmişler. Yani baş edemiyor çünkü adam söz vermiş. Büyük paralarla girmiş bu işlerin içerisine. Size daire vereceğim diye. Çoğu iflas ediyor. Evet iflas ediyormuşlar. Evet, iflas çok ediyor. Üzüntü verici bir şey. Yarın bu İzmir'de de sirayet edecektir. O nasıl yapıyorlar Sayın Valim biliyor musunuz? Geliyorlar binaya bakıyorlar. Alt tarafta daire olan binaya. Diyorlar ki alt tarafı dükkan yapalım. Ben üstesinin hepinizin dairesine vereceğim. Bir kat eksik olanlar için söylüyorum binalarda. Ve bedava yapıyorlar müteahhitler. Piyasalar bozuk, emlak satışları o kadar sağlıklı işlemiyor. Öyleymiş. Öyle olunca da dükkanı satamıyor proje halindeyken müteahhit bütün harcamalarını yapıyor. Sonra da dükkan satamadığı için de kaçıp gidiyor. Yani bu İzmir'de de mevcut şu anda var bazı müteahhit firmalarda var. İsmini öyle ne burada da var, sıkıntı. Sıkıntı her yerde var. Onun için buraya da girebilir. Dikkatli olmak lazım. Anlaşma yapıp da birkaç yıldır taahhüdünü yerine getirmeyen müteahhitler İzmir'de belediyelere burada evet. Ciddi görevler düşüyor. Her müteahhite bu işleri hemen kolaylaştırmamaları lazım. İyice bakmaları, projeleri öz kaynak olması lazım. Otopark işte. Olmadan evet. Nasıl yaparlar binayı? Ben bunu anlamıyorum. Hala biz işte burada görüyoruz. Yıkıyorlar, yapıyorlar. Otopark yok. Altlarda dükkan yapacağız diyorlar. Ona da müsaade etmiyorlar. Duvarlarına örüyorlar. Şimdi o da garibime gidiyor yani. Bir bina yapıyorsunuz. 6 katlı. Üstleri konut, alttaki giriş katları duvarından örmüşsünüz. Niye ördün kardeşim burayı? Ne çok olacak yani? Çok çirkin bir görüntü. Mahzen, neyin mahzeni alt yani? Alt tarafa garaja giriliyor yani güya. Çok kötü o bir da şey. Var. Mesela 2 araçlık, 3 araçlık otopark bedelleri ödeniyor belediyelere. Öyleymiş. Belediyede burada tutmuş olduğu fonda en yakın yere otopark yapmak zorunda. Yani şartname o. Fonda o şekilde bekleyecek o para otopark bedeli. En yakın noktaya o mahalle halkının istifade etmesi için de yapması lazım otoparkları. Fonda paralar bekliyor Sayın Valim ama yer bulunamıyor otopark yapılacak. Onun için binalarda özellikle 3 araçlık, 2 araçlık bedel ödüyor müteahhit. Otopark yapmıyor. Ama şimdi yönetmelik değişti. Otopark zorunlu hale geldi tabii ki. Şimdi bugün yani meclisten geçmiş ama daha yasa yayınlanmadı. Cumhurbaşkanımız onayından geçmedi. Onaydan çıktıktan sonra bakacağız. Torba yasada kentsel dönüşümle ilgili de bazı düzenlemeler var. Onlar revize edildi bize şeyler çıkar. Evet, ciddi revize var. Evet, tabii ki müteahhitler yasası da çıkması lazım. Emlakçılar yasası da çıkması lazım. Evet. Bunlar da çıkmadığı müddetçe bu keşmekeşlik devam edecek tabii ki. Birlik ve beraberlik de olması lazım. Evet, şöyle turizmden bahsederken kültürü de kenara koyamayız. Kültür, özellikle kültürle ilgili çalışmalar nedir? İnanç turizminden bahsetmedik bu ara Sayın Valim. Baktım ona geldi. İnanç turizminde neredeyiz? Oradan ya şimdi inanç turizmi deyince Meremana gibi bir yer var elimizde. Yani evet. İzmir, bir de İzmir çok dinli insanların yaşadığı, çok kültürlü bir şehir. Doğru, yani doğru. Burada her çeşit dinden, Türkiye'deki nadir uyum dinlerden bir tanesi. Çok çeşitli evet. Dinlerden evet. Burada yaşayan insanların olduğu. Şimdi bizim Kemeraltı'na gittiğinizde Havra Sokağı diye bir sokak var. Orada 9 tane şey var. Havra var bilir misiniz? Evet. Serpiştirilmiş 9 tane havra. Adı üstünde havra. Şimdi bizim bunları koruyup işte çıkartıp turizme hizmetini açmamız lazım. Buna yönelik bir çalışmamız var. Şimdi bir tarihi Kemeraltı projesi diye Tarkem adı altında bir projemiz var. Bu sırası gelmişken ondan da bahsedeyim. Kemeraltı projesi. Tarihi Kemeraltı projesi diye bir projemiz var. Bir de dernek kuruldu bununla ilgili. Büyükşehir'in bir şirketi var bununla ilgili. Evet. Bir önemli bir şirketi var. Ekonomik durumu da iyi. Birkaç yıl önce kurulmuştu evet. Bizim kadarıyla. Bizim de valilik olarak Tarihi Kemeraltı projesi uygulama komitesi diye bir komitemiz var. Biz o komiteden bazı kararları alıyoruz. O
şirkete diyoruz ki şunları şunları yapın. İşbirliği içerisinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu kültür varlıklarının korunmasına ilişkin çok ciddi çalışmalar yapıldı geçmişte. Bunlardan bir tanesi de belediyelerin topladığı emlak vergilerinden bir katkı payı adı altında belli para valiliklerde eski ismi özel idare, yeni isimli yatırım izleme koordinasyon birimlerinde valiliklerde ayrılıyor bu paralar. Bu paralar emlak vergilerinden kesilen bu katkı payları o bölgedeki yani bu şehirdeki kültür varlıklarının korunmasına ilişkin hazırlanan proje, restorasyon ve yenilemeler için kullanılıyor. Kullanılıyor. Evet. Bu ciddi bir iş aslında. Buradan şöyle yapılıyor. Büyükşehir veya ilçe belediyeleri kendi alanlarında restorasyon yapmak istedikleri veya yenileme yapmak istedikleri veya sokak sağlıklaştırması dediğimiz projelerini hazırlıyorlar. Kurullara gidiyorlar. Kurullardan onaylatıyorlar. Kültür varlıkları koruma kurulları var biliyorsunuz. Evet. O kurullardan onay aldıktan sonra valiliğe müracaat ediyorlar. Biz şunları yenileyeceğiz, restore edeceğiz, sokağımızı sağlıklaştıracağız, bize yardımcı olun diye. Bunlar valiliğimizde komite tarafından kontrol ediliyor ve belli ödenekler ayrılarak bunları iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Geçmişte Birgi'nin büyük bir kısmı bu paralarla yapıldı. Yine Tire'de birçok tarihi konağı... Güzel bir fon oluşmuş ama. Evet. Evet, o ciddi bir fon oldu. Evet. Tire'de birçok tarihi konağın ayağa kaldırılması bu iş için kullanıldı. Şimdi işte Kemeraltı'nda bu işe girdik. Kemeraltı aslında başlı başına bir tarih. Başlı Kemeraltı, başına bir turizm. Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi. Değil mi? Ha, böyle bir şey var. Ben daha önce söylemiştiniz, takip ettim. Ve aynı zamanda tarihle, kültürle iç içe. Bu sentezi yakalamak lazım, öyle değil mi? Muhteşem bir yer ama... İşte Havra Sokağı'na giriyorsunuz, bir canlılık bir şey ama arka tarafına geçtiğinizde bir arka sokakta izlilik, rezalet, bakımsızlık, pislikten geçilmiyor. Şimdi bunları toparlamaya... Sayın Belediye Başkanımız anlar mı? Ya o anlamda değil yani belediyeleri şey yapmak için yani, söylemiyorum. Yani gelir elde edilmediği için gerçekten bakmıyorlar. Gerçekten koruyamıyorsunuz. Evet, eski binalar yıkıma yüz tutmuş, yangın doğru, tehlikesi bakımsız içerisinde. Binalar, bakımsız. Bu binalar ne yapacaksınız? Şimdi belediyeler de hakikaten bize destek yaşanmayan veriyorlar. Binalarda her türlü sorun yaşanmış. Orada bunların şimdi listeleri çıkartılıyor. Burada ne kadar kamu malı var Kemeraltı'nda. Bunların şimdi önümüzdeki hafta toplantı yapacağız. Bunların pazartesi günü muhtemelen toplantımız var. Ne kadar kamu arazi yani kamuya ait yerlerin listesini çıkaracağız. Evet. Onun dışındaki özel kişilerin taşınmazlarının da bazılarının adamları çağırıyoruz. Kardeşim burayı siz yapsanız da yapamıyor musunuz? Ha? Adam diyor ki benim gücüm yok. Peki işte belediyenin kurduğu şirket hemen devreye giriyor. Onun başında çok aklı başında bir beyefendi. Satın almada yapabiliyorlar mı? Yok biz şey yapıyoruz. Kamulaştırma yapıyoruz. Evet. Kamulaştırma kararı alıyoruz. Biz binayı veya yeri kamulaştırmasını yapıyor. Yardımcı oluyoruz. Bu fon dediğimiz fon var ya. Evet. O fondaki paralarla. Biz kamulaştırma yapınca onlar da restorasyonunu yapıyor. Doğru. Yahut da onlar kamulaştırmayı yapıyor. Biz restorasyon. Ama genellikle biz destek oluyoruz. Şimdi böyle bir çalışma içerisine girdik. Kemeraltı tabii ciddi bir proje çok var. Çok büyük bir yer. Evet. Çok büyük bir yer. Bunun tümünü birden ayağa kaldırmak çok ciddi bütçeler gerektirir. Çok yıllar alır. Şöyle bir şey yaptık. Öncelikli yerler olarak tespit edeceğiz. Şimdi öncelik yerleri tespit ediyoruz. En önce nereler yıkılıyor, nereler yok olacak. Çünkü tarih de yok olsun istemiyoruz. Tabii ki. Öncelikli yerlerden başlayarak Kemeraltı'nda böyle ciddi bir çalışma grubu oluşturduk. Bunun da İzmir'in kültürüne ve turizmine çok önemli bir katkı getireceğini düşünüyorum. Meryem Ana konusunda biraz evvel vurgu yaptınız. Bu inanç turizmiyle ilgili hakikaten gerekli çalışmayı tam anlamıyla bugüne kadar yapılmadı Meryem Ana ile ilgili. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte bu inanç turizmiyle ilgili var mı yeni projeler? Özellikle Meryem Ana ile ilgili. Şöyle tabii Meryem Ana ile ilgili ya buranın bu bölümün en eksik ayağı, en aksak ayağı pazarlama ve tanıtım. Tabii bu bölgeye biz dünyanın değişik yerlerinden özellikle dini gruplar dediğimiz rahipleri gruplar halinde getirip buralarda gezdirebiliriz. Ama işte bu son yıllardaki terör olaylarının artması korkuyla bunlar biraz durdu. Korku şimdi. Yaratıyorlar aslında. Yani, herhangi bir şey böyle bir korku yarattı. Biraz durdu ama şimdi artık bir şey yok yani bir senedir bir ciddi terör yok. Onun için biz
huzurlu bir kent olduğumuzu anlatmamız lazım dışarıya. Yani özellikle İzmir'in huzurlu bir kent olduğunu. Uluslararası kültür zirvesi düzenleniyor. Peki katılıyor musun onlara? Tabii İzmir inanın dünyadaki bütün kültür ve sanat aktivitelerine katılan bir şehir. Burası Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tiyatrolarının olduğu, Opera Bale Müdürlüğü'nün, Opera Bale bölümünün bulunduğu, senfoninin bölümünün, güzel sanatların bölümlerinin bulunduğu bir kent. Her şey var burada. Ayrıca İzmir'de fazlası da var. Ya İKSEV diye var, evet. İzmir Kültür Sanat Vakfımız var. Her sene caz festivalleri, tiyatro festivalleri, müzik festivalleri yapıyorlar. Belediyelerimiz ayrı ayrı kültürel sanatsal festivaller yapıyorlar. Şimdi şurada yani bizim ilçe belediyelerimizde bile senfoni orkestraları var, opera bale bölümleri var. Çok yoğun ya, evet çok yoğun. Çok o anlamda yani. İzmir evet. Hakikaten kültür anlamında dünyanın beğenebileceği kentlerden bir tanesi. Bu anlamda bizim Opera Bale Müdürlüğümüzün işte bu sene gerek Efes'te gerekse Metropolis'te yapmış olduğu çalışmalar oldu. Orada konserler düzenlediler. Evet evet. Bayağı etkinlikler düzenlendi. Evet. İKSEV mesela bir caz festivalini bir bölümünü orada yaptı. Bir bölümünü Çeşme Kalesi'nde yaptı. Tabii bu tür kültürel etkinlikleri otantik ve tarihi mekanlarda yaptığınız zaman çok daha cazip hale geliyor. İnsanlar daha çok yoğun evet. ilgi gösteriyor. Bunu teşvik etmemiz lazım. Bunu devam ettirmemiz lazım. En önemli artılarımızdan bir tanesi de Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'la çok yakın ilişkimiz var. İşte karşımızda Yunan adaları. Ve Türkler devamlı Yunan adalarında. Biz sürekli oraya gezmeye gidiyoruz. Şimdi biz onlarla kültürel sanatsal organizasyonlar yapsak bizde birlikte daha burada. Bizde fazlası var aslında. Ortak bizim evet. Bizimkiler oraya gitse, onlar buraya gelse, burada ortak bir şey yapsak bütün dünya gelir buraya. Yaparlar mı? Yapmak istiyorlar. İstiyorlar. İnanın istiyorlar. Peki niye yapmıyoruz? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Dünyada halklar arasında bir problem yok. Yok, kesinlikle. Problem siyaset ve askerler arasında. Ve strateji. Evet. Yani geçmişte biliyorsunuz onlar da çok askeri rejimlerde yaşadılar. Evet, evet, evet. Biz de yaşadık. Bunlar çok sıkıntı yarattı bu ülkeler arasında. Şimdi neyi bölüşemeyeceğiz? Bakın balıklar özgürce gidiyor, kuşlar özgürce gidiyor geliyor. Biz bize alıp gidip geliyor. Böyle bir şey var mı ya? Yok, İnsan özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Halklar arasında problem yok. Yok. Oraya evet. gidiyorsunuz insanlar bizi kardeşçe karşılıyor. Onlar buraya geldi biz onları kardeşçe karşılıyoruz. Beraber kültürlerimiz aynı. Yemeklerimiz birbirine benziyor. Müziğimiz birbirine benziyor. Aynı coğrafyada yaşamışız. Onun için ortak bir şeyler yapmalıyız, yapmamız da gerekiyor. Tabii bu Suriye meselesinden dolayı ciddi bir göç oldu. Bu insan kaçakçılığı İzmir'de de ciddi bir sayı var. İzmir'i bu evet. anlamda çok olumsuz etkiledi insan kaçakçılığı konusunda. Tabii buradan çok sayıda insan oralara kaçıp gidip Avrupa Birliği'ne geçmek için orayı bir ara şey olarak gördükleri evet, için, istasyon bir, olarak evet, gördükleri evet, için evet. adamlar da haklı olarak işte vizelerde biraz sıkıntılar getirmeye başladılar ama bizim insanımız şu anda eğer Türkler Yunan adalarına turist olarak gitmezse çok sıkıntı çekerler. Bayağı ciddi bir şey. Biz orayı besliyoruz evet, inanın. Evet, evet. Hakikaten öyle. Önemli açıda besliyoruz. Bir de şeyi gördüm ben mesela Sakız Adası'nda böyle yemek yerken ayağımın altında bir kedi dolaşıyor. Pis dedim baktım ne pis kedi falan değil. Güvercin dolaşıyor. Bir de hayvanlarla ilgili de problem var. Mesela orada kedi köpek bulamıyorsunuz. Bizde tamamen kedi köpek var. Orada evet. güvercinler özgürce geziyor. Bir de Avrupa Birliği'nin bakış açısı da farklı biraz. Tabii onlar Avrupa Birliği fonlarına falan çok ciddi faydalanıyorlar. Evet Avrupa yani farklı şeyler görüyoruz mesela. Peki Sayın Valim sizin bu çalışmalarınızda mutlaka ve mutlaka siz devlet olarak gerekeni yapıyorsunuz. Ama sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, İzmir'de hakikaten biraz evvel çeşitli sivil toplum örgütlerinden saydınız ama tam desteği gerçekten alabiliyor musunuz? Yoksa sadece etkinlik aşamasında yanınızda bulunup fotoğraf karelerine mi giriyorlar? Şimdi tabii İzmir'de, İzmir Türkiye'nin daha geniş anlamda sivil toplum örgütlerinin örgütlendiği kentlerden bir tanesi. Biraz şeydir İzmir insanı bu işleri sever yani kentin sıkıntılarına kafa yormayı, o çözüm üretmeyi, her şeyin içinde olmayı hatta her şeyin ön planında olup caka satmayı da severler. Yani evet. Bu güzel bir şey ama bu evet, insanın evet. böyle bir şey hissetmesi de güzel. Özgüven, bir şey. Öz çekimi getiriyor. Ama çok zaman. Güzel bir şey. evet. Ama şöyle bir şey var tabii. Türkiye'de bir geleneğimiz var, bizim geleneğimiz. Bizde şöyle bir alışkanlığımız var. Gerek bu kamuda gerek yerel yönetimde bir şey yapıyoruz, bitiriyoruz, dönüyoruz. Nasıl güzel oldu mu diye soruyoruz. Ya kardeşim yapmadan önce çağır insanları. Evet, öyle mi? Evet tabii ki. Yani bir anıt yapacaksınız bir yere. Ya bir halka sor ben buraya bu anıtı yapacağım ne diyorsunuz?
İşte buradan bir alt geçit açacağım. Bir tartış yani bir bunu yapmak lazım. Halka sormak lazım. Evet. Önce evet. Bir yani katılımcı yönetim budur zaten. Yani onun için de sivil toplum örgütleri bir araçtır. Toplantılar düzenlersiniz, halka sorarsınız. Katılımcı yönetim anlayışıyla, yönetim anlayışıyla onların da bu işin içerisine girmesini. Yani sadece seçim aşamasına gidiliyor halka. Ya bizde şey evet. İşte dediğim gibi bitiyor iş. Anıtı yapıyorlar. Nasıl bize bir açılış yapıyorlar. Açılışta herkese birer davetiye gönderiyor. Gelin işte biz bu açılışı anıtı yaptık. Arkadan da bir sürü insan işte böyle oldu da bu yakışmadı buraya böyle mi olur falan. Veya davalar açılıyor. Davalar açılıyor evet. Yapım aşamasında. Şimdi bu hem belediye hizmetlerinde hem kamu hizmetlerinde. Mesela evet. Bir koyu şeyi açıyorsunuz. Turizmi açıyorsunuz. Ya da imar açıyorsunuz. Ya bir sor bakalım. Burayı açarken bura faydalı mı olur? Tartışsak mahkemelerin de önünü keseriz. Yani adamları karşı cepheye almaktansa yanına alıp birlikte hareket etmek. Peki neden yapıyorlar bunu? Ya bu tabii Türkiye'de demokrasi geleneğinin çok yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Çok özgür iradelere serbest yani bırakılmamasından kaynaklanıyor. Türkiye alışkanlık böyle maalesef ama bunu yıkacağız zamanla. Peki Sayın Valim, tarihi eserlerimizin yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili hakikaten bütün Türkiye'deki ortaya çıkan tarihi eserleri hep yurt dışına taşındı. Dünya müzelerinde Türkiye topraklarından giden tarihi eserler görüyoruz. Çoğunu davası açılıyor tabii ki bunların geri gelmesi için. Bunlarla ilgili engel olamıyor mu? Nasıl kaçırıyorlar böyle Türkiye'den? Ya tabii kolay mı bu kadar? Bunlar çok eskiden kaçırılmış çok sayıda eserimiz var. Özellikle böyle bir şey söyleyince bizim ciğerimiz yanıyor. Bizim Bergama'daki evet. Bergama'daki yani eserlerin birçoğu Berlin Müzesi'nde, Almanya'nın Berlin kentinde, Bergamo Müzesi'nde sergilenmekte. O koskoca Akropol'ün büyük bir bölümünü almış götürmüşler adamlar. Oraya nasıl da taşımış götürmüşler? Gemilerle götürmüşler. Gemilerle götürmüşler. Tabii bu, yani onu gidip orada görünce önce üzülüyorum, sonra da ya iyi, neyse korumuşlar, güzel buraya sergilemişler falan diye de seviniyoruz. Yok olmamış. Bergama'dan gitmiş. Bergama'dan. Evet. İşte Bergama orada. Niye orada, burada değil? Evet. Şimdi dünya UNESCO'nun bir kararı var. Diyor ki bütün tarihi eserler kendi yerinde sergilenmeli. Kim yani çıktığı yerinde sergilenmeli diye. Böyle bir karar aldılar şimdi. Son 5 yıldır bundan sonraki götürülen bütün çalınan eserler bulunursa bulunduğu yere ait olduğu ülkeye iade edilecek. Tabii bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu konuda çok ciddi çalışmalar oldu. Özellikle 2010 yılından, 2008'de başladı, 2010 yılından itibaren 10-13 yıllar arasında evet. Yurt dışındaki birçok eserimizin geri getirilmesi sağlandı. Ve buna ilişkin işte davalar açıldı, talepler yapıldı. Şimdi de bu devam ediyor, peyderpey geliyor ama tabii bunlar çok büyük eserler için değil. Bu çok büyük eserleri bunu sayamayız. Fiziki olarak büyük eserlerden mi bahsediyorsunuz? Evet, fiziki yoksa olarak. Nakdi, maddi, fiziki olarak. Evet, fiziki olarak. Maddi evet, değil. Evet, yani evet. Şimdi Bergamo Tapınağı'nı, Akropol'ü oradan buraya getirmemizin biraz, tabii, biraz zor olduğunu zor, düşünüyorum. Tabii ki. Ama küçük parçalar, taşın getirilmesi kolay olan parçalar geri getiriliyor. Bayağı uğraşıyoruz bu iş içinde. Umuyorum önümüzdeki yıllarda daha güzel şeyler olacak. Biz önce tabii şunu yapmamız lazım. Ya biz hep her şeyde budur. Önce evimize iyi sahip çıkacağız. Evimize hırsız sokmayacağız. Buradaki malların kaçmaması için alınması gereken tedbirleri almamız lazım. Sayın Valim, her yerde define avcı da yapıyorlar. Yani evet. Türkiye'de her yer hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Yani maalesef öyle. Define avcılığı sahte böyle haritalarla şeylerle. Bir de define avcılığı yaparken eserleri de mahvediyorlar. Evet, onu kastediyorum. Kazıyorlar, kırıyorlar, perişan ediyorlar. Düzgün akıllı bir şey aslında yapacak. Aslında define ölülerini de ama kırıyorlar. Ya aslında evet, evet. Yasalarımız güzel. Diyor ki işte bakın böyle müracaat ederseniz size arkeolog veririz, gözetimde açarlar, bakarlar. Buradan bir değer çıkarsa. Nakdi değerin belirli bölümü aktarırız. Bu evet. Bölümü size geçer. Ya yani çok büyük bölümü hatta veriyorlar. Ama bizim insanımızda böyle bir açgözlülük var. İşte olursa hepsi benim olsun diye. Peki Sayın Valim, vakıfların çalışmasıyla ilgili İzmir'de kurulu bulunan vakıflar gerçekten amaca uygun mu çalışıyor? Hani bazen böyle siyasi olarak baktığımız zaman Türkiye'de yabancı vakıflar aslında amaca uygun değil. Türkiye'de hem ajanlık yapıyorlar hem farklı bir şeyler yapıyorlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İzmir'de bu tip vakıflar tespit edildi mi? Var mıdır böyle özellikle Türkiye aleyhinde Türkiye'de gözü olan bir takım vakıflar var mı İzmir'de? Ya şimdi tabii buradan özel vakıflarla ilgili böyle bir şey söylemem doğru yok, olmaz. Yok, yabancı vakıflardan bahsediyorum. Ama yani evet. Onlar da özel tüzel evet, kişilikleri evet. Var çünkü o vakıflar. Yargıya için. Yansıyanlar da vardır tabii ki evet. İzmir'de yargıya yansıyan çok olmamakla birlikte biliyorsunuz işte en son burada bir din adamı tutuklandı. Bu FETÖ evet, evet.
hain FETÖ girişimiyle ilgili işte onlarla işbirliği yaptı diye. Tabii onlar da bir vakıfları var, o vakıf aracılığıyla. Bu dünyanın her yerinde bu tür misyonerlik organizasyonlar yapıyorlar. Faaliyetleri yapılıyor dünyanın her yerinde. Bunlar yapılmakta. Evet. Bizim burada da tabii ki bu tür şeyler var. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Bir tek İzmir'e özel değil ama bunu devlet olarak bizim iyi takip edip tedbir almamız gerekir. Vakıflar deyince bizim Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz var biliyorsunuz İzmir'de. Size bağlı olan, bize bağlı olan bir Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz. Onların da bu eski eserlerin korunmasına ilişkin çok ciddi çalışmaları var. Özellikle Osmanlı eseri dediğimiz, yani ecdat yadigarı olan, bizim ecdadımızdan bize intikal eden eserlerin restorasyonuna ve korunmasına, camilerin, türbelerin, çeşmelerin yeniden topluma kazandırmasına ilişkin çok ciddi çalışmaları var. Ve bunun için de ayrılmış bütçeleri var. Onlar da bizimle ortak çalışıyor. Mesela bu Tahir-i Kemeraltı projesinin içerisinde vakıflar çok ciddi olarak destek oluyor. Birlikte bu işin içerisinde. Evet. Onlar da gerektiğinde bütçe de koyuyorlar. Gerektiğinde bazı yerler mesela vakıf, özel vakıfların arazileri çıkıyor. Onlar bize destek oluyorlar. O vakıfların sahiplerini ve de yöneticilerini çağırıyorlar. Onlarla görüşmemizde kolaylık sağlıyorlar. Vakıfların da bu konudaki çalışmalarını burada anmak istedim. Evet, tabii ki Vakıflar Bölge Müdürlüğü güzel çalışmalar yapıyor. Benim merak ettiğim, genelde böyle Mithatpaşa'da caddesinde, özellikle Karataş aksında asansörün bulduğu noktada bazı binalar Karşıyaka'da da var. O tarihi Rum evleri veya işte 100 yıl aşkın binalarda dış kısmı tamamen izole edilmiş, içeriye kimse girmesin diye kaderine terk edilmiş. Bu böyle mi kalacak, yoksa onunla ilgili başka planlar var mı? Bunu hakikaten merak ettim. Ya İzmir, aslında İzmir'de bu tür bina çok. Evet. Ama bunların hepsi yapılacak inşallah. Öyle mi yapılacak? Evet, o yapılacak. Zaman rölevesi çıkacak. Yani aslında yıkılmadığı müddetçe evet. Binalar, bunların hepsi yapılacak. Ama tabii İzmir'e kordonuna baktığınızda, eski kordon resimlerine, bizim saat kulesinin arkasına baktığınızda ayakta duran bir tek bizim valilik binası var. Mesela orada Sarıkışla diye bir yer var. Şu anki İş Bankası'nın bulunduğu yerde devasa bir kışla varmış. Evet. O yok. Bakıyorsunuz şimdi, o yani saat kulesi dedim, o bölgeye gelelim, o aksa. Şimdi kötü bir İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, kötü bir valilik defterdarlık binası, kötü bir İSSU Genel Müdürlüğü binası. Yani kamu, geçmiş yöneticiler katletmiş. Kamu ve özel kesim elimizden geldiğince oralara dev yani bunların burada olmaması lazım. Bu oranın açılması, o saat kulesinin, bizim valilik binasının ortaya çıkması lazım. Oradaki hiç olmazsa bundan sonra yapılacak binaların eskiye benzer bir ön cephelerinin olması lazım. Kordon da öyle. Şimdi Ticaret Odası güzel bir şey yaptı ilk defa. Gerçi orada bazı binalarda da var. Mesela Ticaret Odası'nın denize bakan yüzünü eski haline uygun yaptılar, ilk iki katını. Onun üstünü cam yaptılar. O da bir iştir yani, en azından cama, bir şey yaşa. Keşke arka yüzünü de öyle yapsaydılar. Öyle değil mi? Evet. Başkana söyledim ya, bunun arka yüzünü de böyle yapaydınız. Ya onu çok düşünemedik dedi. Hani binanın önünü yaşatalım da arkasını. Arkayı da yapsalardı. Şimdi burada mesela belediyelere iş düşüyor. Belediyeler bu tür inşaatların ruhsatlarını verirken beklentilerini ya, ortaya koymasın. Arkadaş lazım. Burada evet. Böyle bak, burası tarihi bir bina, bir bölge. Bunun tarihine uygun bir dış cephe yap. Buna uygun olsun. Hiç olmasa yani taklit de olsa orayı bir yaşatalım yani. Tabii yapılabilir. Taklit, doğru. Evet, ama hiç olmasa aslında uygun gibi gözükse göze hoş gelir. Ama çok kötü binalar yapıyorlar. Yani camdan giydirme böyle rezalet. Silikon cam yani tarihin en kötü şeyi bence. Olmuyor, yazıktır, günahtır. Peki Sayın Valim, bir de İzmir'de bir sit olayı var. Yani birçok bölge sit ilan edilmiş. Koruma kurulları bunda. Doğal sit var, arkeolojik sit var, kültürle ilgili sitler var. Yani bu sitler hakikaten sadece hani 3 kişilik 4 kişilik kurulların aldığı kararlarına mı sit ilan ediliyor? Eskiden hani böyle darbe dönemlerinde birkaç komutanın çevrede gürültü var, buraya sit ilan edin dediği gibi değildir herhalde mutlaka. Yani sitten çıkarılması gereken yerler çıkarılma konusunda sıkıntı, sorun var mı? İzmir'de gerçekten, İzmir'in ne kadar mesela sit alanı, bu konuyla ilgili bilginiz ya var mı? İzmir'de şöyle söyleyeceğim. Sit dediğimiz zaman eskiden tek bir sit tanımı vardı. Kültür ve tabiat varlıkları olarak geçiyordu. Şimdi bu ikiye ayrıldı. Bir, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, ayrı ayrı bakanlıklarda. Kültür varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda tabiat varlıkları dediğimiz doğal varlıklar, evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bünyesine geçti. Onların ayrı kurulları var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrı kurulları ayrıştı var. Ayrıştı bunlar. Ayrıştı. Evet, ayrıştı. Ancak
Ben şunu söylemek istiyorum ve bunu da inanarak söylüyorum. İyi ki zamanında belli yerleri sit yapmışlar. Yapılmasaydı talan olacaktı. Yani İzmir'in biraz önce başında söyledik. Nereye kalsanız tarih fışkırıyor diye. Yani iyi ki yapmışlar, yoksa talan olurdu giderdi. Bu sit yapılması en azından bir anlamda ilk adımda tahribatı önlemiş gözüküyor. Bu şeyi hem kültür varlıkları için söylüyorum, hem de doğal güzelliklerimiz için. Yerel yönetimler de buna pek fırsat vermiyor galiba. Yani yerel böyle... tabii sit alanı olunca yerel yönetimlerin çok buna dokunacak halleri yok yani. Kurullardan geçmeyen hiçbir proje, hiçbir iş olmuyor. Evet. Bu iyi ki olmuş. Bu sene Çeşme'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu bir irdeleme çalışması oldu. Bir özel şirkete verdiler. Orada çok sıkıntı var. Çok dertleniyorlar işte. Yanımızdaki arsada binalar yapılmış. Biz yapamıyoruz. Yanımızda otel var. Biz buraya niye yapamıyoruz? Tabii o bölgede özellikle... Çeşme'de bir sıkıntı var değil mi? Çeşme'de orada, var. Evet, var. Çeşme'nin belli koylarında endemik bitkiler dediğimiz Türkiye'de nadir yetişen bitki türleri var. Bunları yok ettiniz, bir daha yaşamayacak. Doğru. Güzel bir deneme yaptı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bazı yerlerdeki sit derecelerini düşürdü. Bazılarını yükseltti. Olduğu gibi korudu. Bazılarını yükseltti. Evet. Bu önemli bir şey. Umuyorum bu çalışmanın sonucunda Çeşme'de turizm amaçlı yeni tesisler doğabilir. Özellikle doğal sitlerde birinci derece doğal sitten yani kesinlikle korunması gereken yerler alandan sürdürülebilir alan diyoruz biz bunlara. Doğru. Şimdi sürdürülebilir olarak kesinlikle korunması gereken alanlar var. Bir de muhafaza edilmesi alanlar gereken alanlar, bir de sürdürülebilir alanlar üç var. Üç kategoride. Üç. Evet. İkinci kategoriye düşürdüğünüzde burada turizm yatırımı yapabiliyor. Yani bungalov tipi çevreyi duyarlı çevreye zarar vermeden, evet, temel olmadan işte bir taşınabilir bungalovlar, bir de günübirlik tesisler turizme açabilecek imkanlar getirdi. Sürdürülebilir de konut alanına dönüşecek imkanlar getiriyor. Bu sürdürülebilir alanların biraz sayısı arttı. Buralarda bir turizmi canlandıracak yeni tesisler ve kurulur inşallah. Türkiye'nin en pahalı ilçelerinden birisi de Çeşme oldu tabii. Evet, talep oldukça fazla. Türkiye'nin küçük İstanbul'un da pahalı yerlerinden bir tanesi. Küçük İstanbul. Şöyle bir burada bu pahalı meselesine de azıcık bir girmek istiyorum. Yani bu önemli bir şey. Burada pideyi 10 liraya yiyoruz, orada 45 liraya yiyoruz. Şimdi şöyle bir Hürriyet gazetesi yazarı var. İsmini söylemeyeyim. Aslında gazetenin adını söyledik ama önemli değil. Niye bizim Çeşme'ye geliyorlar? Çeşme'de işte yemek yiyorlar, balık yiyorlar. Onun bir fiyatı var. Karşıya geçiyorlar Sakız Adası'na. Orada balık yiyorlar. Yani Sakız Adası'nda atıyorum 10 liraya yediklerini, Çeşme'de, Alaçatı'da 50 liraya yediklerini ve çok pahalı olduğunu, Türkiye'nin niye böyle olduğunu buna ilişkin bazı yazılar yazdı ve bu gerçek. Evet, okudum. İnanın pahalı. Evet. Şimdi buradaki tek en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Yunan Adaları'na gittiğiniz zaman oteller, restoranlar, kafeler, işte oradaki yerel işletmeler hepsi aile işletmesidir. Babadan oğula geçer. Birbirini takip edersiniz. Yani gider azdır. Mülkiyet benim. Bu dükkanı açmışım. Bu mülkiyetin içerisinde ben belli bir şekilde bu işimi devam ettirmeye çalışıyorum. Kira vermediğim için elde ettiğim şeylerle hayatımı idame ettireceğim. Bana da belli bir miktar para kalacak. Evet. Şimdi zaten balığı aldığımız aynı kadar. Şimdi Çeşme'ye gelelim, Alaçatı'ya. Alaçatı'da her sene Anadolu'dan cebine dükkanını, iş yerini, tarlasını satıp koyup parayı koyup gelen adam geliyor. Zaten yazın geliyor adam, bir bakıyor. Aa ulan nasıl bir çok şu an? Tıklım tıklım doluyor. Restoranlar üst üste. Ya biz burada iyi para kazanırız diye koşuyor geliyor. Önce yer soruyorlar. Kaç para? Bir kere kiralar çok ciddi yüksek. Hava paraları müthiş. Hava paraları uçuş. Bu kirayı veriyorsun, sonra işin içine bir giriyor ki ulan burada sezon 3 aydan fazla bir şey yok. 3 ayda ne sattım? Ha, o zaman diyor ki biz 3 ayda ne kazık basarsak. Aynı öyle yapıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ve 3 ayda toparlıyor. İstanbul'dan geldik biz işte bilmem ne adamlara hizmet. Ya kardeşim veriyorsun da bu kiraları bizim halkımız da, yani burada yaşayan insanlar için söylüyorum. Buradaki mal sahibi olan insanların için de söylüyorum. Bu kiraları bu kadar çok fahiş çıkartmasınlar. Çok fazla, aşırı. Sonunda kirayı alamıyorlar zaten. 3 ay kirayı alıyor. Adam bir de etrafa, çevreye, esnafa, ona buna takıyor. Gidiyor. Yani bir
hüzün tablosu ortaya çıkıyor. Sezon sonu facia. Ya facia. Bunun için bir, evet, bu kadar çok kiralarla olmadan daha az kiralarla daha güzel işletmeler açması ve yerel yönetimlerin, devletin bizim aile işletmelerini teşvik etmemiz lazım. Onları desteklememiz lazım. Daha butik olması lazım. Sübvanse etmemiz lazım. Doğru, ki bu butik işletmeler gelişsin. Doğru. Ucuz şeyler oluşsun, kaliteli şeyler oluşsun. Böyle rekabet edebiliriz. Evet, bu şekilde tabii Çeşme dediğimiz gibi Türkiye'nin değil, dünyanın birçok ülkesine, evet, daha pahalı bir konuma. Giderlerin çok fazla olması ve bedellerin de yüksek olmasından kaynaklanmış vaziyette. Şimdi size Ankara desek, İstanbul desek, İzmir desek, bundan sonraki yaşamınızı emekli olduktan sonra hangi ilde? Çünkü 3 ilde de görev yaptınız siz. Hangi ilde yaşamayı düşünüyorsunuz? Ben İzmir'de yaşamayı düşünüyorum. İzmir'i konuşuyoruz. Evet, sonra İzmir'de yaşayacağım. İzmir'de yaşamayı düşünüyorum. Evet. İzmir'de yerleşeceğim. Özellikle Bostanlı'yı da çok seviyorum. Bir Avrupa'yı bir havası var. İnsanlar çok rahat. Kimse kimseye karışmıyor. 35,5 diyorsunuz yani. Ya ben seviyorum İzmir'i. İzmir'in, evet, insanı da güzel. Havası da güzel. Ya bir kere iklim çok güzel. Dünyanın en güzel ikliminin olduğu kentte. Yani bu kadar bazı şeyleri olumsuz tablolar çizdik ama tabii ki her bunlar problemlerimiz. Evet. Şimdi tartışacağız ki doğruyu bulalım. Nasıl düzeltiriz onun çaresine bakalım ama ya İzmir hakikaten yaşanılacak şehir. Onun için İzmir'i ailece çok seviyoruz. Biz de bir İzmirliyiz. Bu yoğun tempoda sevdiklerinize zaman ayırıyor musunuz peki? Vallahi İzmir'de ayırıyoruz onu sizin. Ben mesela İstanbul'da görev yaparken de, ben Bodrum Kaymakamıydım daha önce. Orada da hiç çocuklarıma, aileme zaman ayıramazdım. Ankara'da da öyle. Ama İzmir'de bunu zaman ayırabiliyoruz. Çünkü öyle bir yaşam şekli var İzmir'de. Bir zaman yönetimi de oluşuyor. Kendini İzmirli, evet, gibi hissediyorsun. Evet. İzmirli gibi yaşıyorsun. Ve İzmir'de insan biraz sokakta yaşamayı da öğrenmeli. Öyle mi İzmir'de? Evet. Sokak güzel çünkü. Peki Sayın Valim, hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı? Bu da son sorum olsun. Programı birlikte kapatalım isterseniz. Mutlaka anlarınız vardır. Unutamadığınız bir anınız varsa onu da paylaşalım. Vallahi ben kaymakam adayımken Edirne'nin Meriç ilçesinde vekalet yapıyordum. Kaymakam vekili. Bizi boş ilçelere vekil olarak gönderirler. Bizim eskiden bu mesleğe girdiğimizde de kimliklerimizde mahiyet memuru yazardı. Yani kaymakam adayı değil de mahiyet memuru. Yani, o dönemde öyle yazıyordu. Evet, evet. Mahiyette memur, yani mahiyette memur, valinin mahiyetinde görevlisin. Orada yetişeceksin, staj yapacaksın. Kaymakam, kursuna gidince kaymakam olacaksın. Ama bu adaylık döneminde bizi boş ilçelere vekaleten gönderirlerdi. Ben de Meriç'e kaymakam vekili olarak gönderdiler. Bir gün İpsala'ya gideceğim Meriç'te. Tabii oradan gidebilmemiz için hudutta askeri birlikler var. Onların bulunduğu yerden huduttan geçmemiz lazım. Hudut da askerler korur. Sabah asker durdurdu bizi. Şoföre eğildi. İşte nereye gidiyorsunuz? Dedi ki arkada Meriç Kaymakamı var. Onu İpsala'ya götürüyorum dedi. Dedi ki tamam, kimliklerinizi verin dedi. Şimdi bizim eskiden arabalarımızda bayrak vardı biliyorsunuz. Evet, evet. Şeyden sonra bu bayraklarımızı kaldırdılar. 12 Eylül'den sonra 12 Eylül askeri yönetimi. Bir tek bizim bayrağımız olur, başkasının bayrağı olmaz, askerin bayrağı olur mantığıyla. Evet, bizim arabalarımızdaki bayrakları, evet, kaldırdılar. Tabii asker bayrağı görse hemen bayrağı tüfeğiyle selam verecek. Selam verecek. Biz de geçeceğiz ama durdurdu. Kimlikleriniz dedi asker. Şoför kimliğini verdi. Bana dedi siz de kimliğinizi verin. Ben de çıkarttım kimliğimi verdim. Adam baktı. Dedi kardeşim dedi burada mahiyet memuru yazıyor. Sen memurmuşsun dedi ya. Ne kaymakam diye bize yalan söylüyorsun. Bunu hiç unutamıyorum. Hasteğmen geldi de Allah'tan hukuk fakültesi, evet, mezunuymuş. Evet. O bili anladı bizi. Evet, rahatladı. Keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Gayet güzel oldu. Umarım dilimizin döndüğünce gayet az da olsa gayet keyifli. Bilginizden, tecrübenizden, çalışmalarınızdan katkı koymuşuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Duyarlı bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Tabii sizin gibi başarılı böyle valiler ve artı bürokratlar olduğu müddetçe biz de her zaman keyif alırız. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Size başarılı ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Kanal İzmir Televizyonu'nda gündem özelinin sonuna geldik. Konuğumuz İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı. Kültür ve turizmle ilgili özellikle birçok konuda bizleri bilgilendirdi. Hakikaten İzmir'le ilgili bilmediğimiz çok şey varmış. Sayın Valimizden birinci elden konulara vakıf olduk. Evet, bir sonraki gündem özelde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.